Burası tehlikeli bölge. Sadece benim dediklerime uyacaksınız. Uymazsanız bütün sorumluluk sizin. Burası Beyrut'un Dahiye bölgesi. Hizbullah yetkilileri bugün ilk kez bütün gazetecileri 12. günde toplu olarak buraya getirdi. Özellikle sivil yerleşim yerlerinin feci şekilde bombalandığını görüyoruz. Yerlerde her şey var ve yürümek imkansız. Gerçekten çok acı bir durum. Hizbullah'ın genel sekreterlik binasının yani Şeyh Hasan Nasrallah'ın çalışma ofisinin bulunduğu Dahiya bölgesinde yüzlerce bina yerle bir. Günler önce terk ettikleri evlerinin durumuna bakmak için geri dönenler İsrail'e öfkeli. Şu an arkamda gördüğünüz manzara Amerikan Başkanı George Bush'un sürekli ifade ettiği demokrasi ve özgürlüğün gerçek yüzü. Televizyon ekranlarından sürekli bahsettiğim medeniyet ve çağdaşlığın görüntüsü. Orta Doğu topraklarına gönderdiği siyah akrep buralarda hiçbir şekilde kabul görmeyecek. İşte görüyorsunuz insanlar geliyor, bir takım şeylerini kurtarmaya çalışıyorlar. Gerçekten inanılmaz görüntüler var. Şu anda da zaten dün gece bombalanan, daha hatta sabaha karşı bombalanan bir evi görüyorsunuz. Dumanı daha yeni tutuyor. Arkada gördüğünüz her yer perişan olmuş durumda. Bereket burası erkenden tahliye edildiği için şu anda kimsecikler yok. Sokaklarda sadece günler sonra kalan eşyalarını bulma ümidiyle gelen birkaç kişi var. Ben avukatım. Saldırılar biraz durunca büromu boşaltmaya geldim. Eşyalarımı kurtarmak istiyorum. Biz ne yaptık da İsrail bize saldırıyor? Allah yardımcımız olsun. Enkazların arasından korku dolu gözlerle evlerine girenler eşyalarını aldıktan sonra yeni bir bombardıman başlamadan hızla bölgeyi terk ediyor.